Geliyorum arkadaşlar. Yayındayım ha. Yayındayım. Evet. Yalçın Bey, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Urfa'ya da bizden selam. Evet, Urfa'mız güzel şehrimiz. Osman'ım hoş geldi. Engin Bey, Ertuğrul Bey, Ertuğrul Durak, hoş geldiniz. Arkadaşlar, iyi akşamlar. Yasin Bey, hoş geldiniz. Bugün değerli arkadaşlar, ses görüntüyle ilgili problem yok değil mi? Evet, bugün bir endeksin son durumuna bakalım. Yarın haftalık kapanışımızı alacağız ama normalde yayın saatimiz ilerideydi. Maç olduğu için erkenden geldim. Böyle yarım saat bir piyasa değerlendirmesi yapalım. Özellikle Sasa ve Ektaş'ta bugün bir tavan gördük. Ağaç olmuştuk zaten. Aldık tavanımızı ikisinden de çok şükür. Güzeldi bugün. Bank of America borsa etti adeta. Ama üzücü bir taraf vardı ki özellikle Sasa'nın AKD'sinde bakıldığında yazık yani. Kasa %2-2,5 seviyelerindeyken küçük yatırımcıyı öyle güzel silkelediler ki aldığı 8 milyon notun 5 milyonu diğer taraftan aldı. Yani diğer kısmından aldı. Tam hareketine başlayacak. Yatırımcı o kadar bıkmış ki demek verdi. Siz misiniz veren? Aldı o da. O tarafa gidip bakacağız. Evet. Kadir Bey, hoş geldiniz. Ertuğrul Burak güzel hocam demiş. Eyvallah, sağ olasın. Kadirçe, Ektaş, Sasa, eyvallah. İyi akşamlar Mehmet Bayram. Ses gayet iyi. Pekala. Şimdi Netcall 90'a taktı her akşam. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir endeksimize doğru gideceğim. Endeksteki genel görüntüye şöyle bir hızlıca gidip bakalım. Orada güzel bir kapanış aldık. Daha haftalık kapanışa gitmeden, Cuma günü olmadan zirveyi geçtik. Yani burada indikatör rahatladı. Yeni rekor geldi bugün günlük anlamda. Yarın Cuma bizim haftalık kapanışımız nerede kaldı? Bir önceki haftalık kapanışımız 9040'da kaldı arkadaşlar. 9040'da ve biz bu yolculuğu devam edeceğiz. İnşallah 10.000'li rakamları göreceğiz. Ama 9370 9000 pardon arkadaşlar 9370 bölgesi direncimiz var. 9750'de plama formasyon hedefimiz var arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz bugün yine kopuş boşluğuyla tarihi zirveyi geçtik. Minar görüntüye gidip bakacak olursak hatırlarsanız burada bir kanaldan bahsetmiştik ve bu regresyon kanalımızın orta bantına doğru bir geri çekilmemiz söz konusuydu. Ve biz buradaki teknik kırılımla birlikte gelmiştik aşağı. Şimdi artık burada teknik dip olarak çalıştırdığımıza göre bizim yeni kanal görüntümüzü şöyle alalım arkadaşlar. Şu trendimiz vardı ya arkadaşlar, şöyle baktığımız bir trend vardı. Hani demiştik ki biz bu zirveye gittik, bir test yaptık. Şimdi bizim bu zirveyi gidip tekrar kırmamız gerekecek ama bunu yapacak mıyız? Ben yapacağımızı düşünüyorum. Yani bu zirveyi yarın kıracağımızı ve üstünde de kapanış alacağımızı düşünüyorum. İnşallah yanılmayacağız. Tarih zirvelerimizin üstüne gidiyoruz. Bu teknik kırılım önemli olacaktır. Ki bir önceki yayınımızda da biz Mısır tarafında
güzel haberler geleceğini söylemiştik hatırlarsanız. Pardon, bir şeyi açmadan direkt yayına gitmişiz. Özür dilerim, tekrar edeceğiz. Evet. Kendim analiz yapıyorum. Kendim görüyorum, size yok. Siz görmeseniz de olur mu abi? Değil mi? Affınıza sığınıyorum. Affedin arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Evet. Şimdi son güncel ayarlarımızı yaptık. Şimdi tekrar edelim isterseniz. Bir daha kontrol edeyim. Tamam, ekranımız geldi. Şurayı bir yakalayabilirsem. Evet. Değerli arkadaşlar, endeks 100 grafiğindeyiz. Bizim bu bölgedeki minor trendimizden bahsediyordum ben de. Biz bu minor trendimizi indikatörleri düzeltmek adına şu bölgedeki ikili ve üçlü temas sonrası orta band feedbacklerimiz de şıktı, anlamlıydı ve tekrar bir orta banta gelerek ne yaptık arkadaşlar? İndikatörleri rahatlattık. Zaten bu kanalın üst bantı itibariyle satış yemiştik. Allah var, ben bu hareketin hani zirvenin geçebileceğini, bugünün olacağını tahmin edemezdik. Tabii Sasa Ektaş faktörü etkili oldu. Sasa Ektaş vurdu, kırdı, geçirdi diyebiliriz. Endeks de bununla birlikte pozitifliğine devam etti. Ama bir başka detaya değinecek olursak arkadaşlar, bizim dolar bazlı görüntümüz vardı. Artık biz buranın tarihi zirvesi olarak hatırlarsanız yeni belirsizliğin olduğu dönemi referans almamız gerektiğini konuşmuştuk. Buranın Fibonacci seviyeleri, yani altın oran geçilmişti ve üzerinde kapanışlar alıyorduk. Gelinen noktada biz bugün Fibo 786 üzerine attık ve kapanış aldık. Güzeldi. Buradaki 786 Fibonacci seviyesinin net bir şekilde kırıldığını görüyoruz. Tabii ki burada bir haftalık kapanış alacağız. 295 dolar üzerinde kalıcı olacağımızı düşünüyorum. Cuma kapanışımızın da 295 dolar üzerinde olması gerekiyor ve bunu da yapacağımıza devam edeceğimizi inanıyorum. Şimdi burada bizim teknik düşen kırılımı heyecanımız da var arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Bakın, bizim mevcut en son zirvemiz noktası itibariyle bir teknik düşen kırılımı arayacaksak eğer, şu bölgede bir teknik düşen kırılımı yaptıktan sonra tekrar içeri girmiştik. Şimdi yine üstündeyiz ve arkadaşlar yarın burada bir kırılım bekliyorum. Bu kırılım anlamlı olacaktır. Eğer biz yarın teknik kırılımı yaparsak haftaya da çok şık bir şekilde yolumuza devam etme senaryolarını konuşacağız. Yani şu bölgede bir formasyon çalışmış oluyoruz. Bu formasyon Tobo formasyonu olur ve yoluna da devam eder. Şimdi endeks 100 grafiğinde biz bu bölgedeki Tobo formasyonunu saygı duyuyoruz. Bakın, biz burada bir denemiştik. Şu şekilde işte bir sol omuz, bir baş, bir sağ omuz, bu bir Tobo dediğimiz noktada tekrar içeri girdik hatırladıysanız. Şimdi artık burada kırma vakti ve ilk etapta sağ omuz dediğimiz X mesafesi kadar bu ralliyi sürdürmekten yana bir tavrımız olmalı. Şimdi burada endeks 100 grafiğine bakıyoruz ama endeks 30'da bu teknik kırılım geldi arkadaşlar. Orayı da hemen açalım isterseniz. Evet, endeks 30 yarın burada zincirlerini kırarak bir yolculuk başlatıyor. Bakın, tuzaklı bölgeyi söylemiyorum. Tuzaklı bölge çünkü burasıydı. Kırılım yapmıştık. Tekrar aşağı, yukarıda boğa tuzağı, aşağıda ayı tuzağı, tekrar üzerine attık. Artık ben şu bölgedeki teknik kırılıma bakmak istiyorum ve yaklaştığımda arkadaşlar
Tam sınırda hatta üstünde kapanış yaptık arkadaşlar. Üstünde kapanış yaptık ama önümüzde bir Fibonacci direncimiz var. Orası da 327 dolar. Belki şu olabilir. Hani Cuma heyecanı, Cuma satış baskısı adı altında biz bir açılış yaparız. Yani yine yepli açılış yapabiliriz. Burada 2-3 olasılık üzerinde durulabilir. Bizim Fibonacci ile olan marjımız yaklaşık %3 arkadaşlar. Eğer bir kopuş boşluğuyla açıp yukarı Fibonacci seviyemize kadar gittikten sonra aşağı çekilip kar realizasyonlarıyla, Cuma kar realizasyonuyla aynı seviyelerde kapatır isek buradan şu yorum çıkmalı. Yani senaryo şunun üzerine kurulmalı artık. İşte gepli bir açılış yaptık. Yukarıya doğru bu endeks hareketine devam etti. Gitti Fibonacci seviyesine dokundu. Akşam kapanışı da kar realizasyonuyla şu bölgelerde yaptık diyelim. O zaman şu konuşulur. Pazartesi veya Salı günü de dönüp onay almak isteyebilir. Bunlara hazırlıklı olacağız ama yaklaşık %3, 3,5'luk bir yükseliş sonrası Fibonacci direnç seviyemizi endeks 30 tarafında izliyor olacağız arkadaşlar. Burada umuyorum haftaya artık bu Fibonacci seviyesi kırılmış şekilde başlar isek önümüzdeki günlerde endeksin %22'lik bir marj alanı oluşacaktır. Bu alanda endeks 30 açısından çok iyi bir durum olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Şimdi bizim zaten ortalamalar nezdinde bütün ortalamaların üzerindeyiz. Alt bölgelerden gelen teknik dip bölgeleri itibariyle bu endeksi zora sokacak bir direnç hattımız var mı? Buradan baktığımız tarafıyla yok. Şu bölgeyi referans alarak baktığımızda ise evet Fibonacci seviyemizin üzerine attıktan sonra buraya da daha var. Şu aşamada burayı konuşuyor olmamız yanlış olacaktır arkadaşlar. Evet, genel anlamda indikatör çok güçlü. İndikatörümüz, görüntümüz, osilatörlerimiz her anlamda haftalık anlamda hem Mehdi hemen onu da çağıralım arkadaşlar. Evet, bakınız haftalıkta teknik alımız var. Sıfır trigger çizgisi üzerindeyiz. Ve inanın 3 haftadır güçlenen bir piyasa olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burası hem endeks 100 endeks 30 tarafında da aynı ki bu endeksin lokomotif hisse senetlerini sayın dediğim zaman hemen şunu yaparsınız. Ağırlıklı olarak Türk Hava Yolları. İşte efendim BİMAŞ diyebilirsiniz. KOZA grubu diyebilirsiniz. Değil mi? Sasa'yı diyebiliriz, Aselsan'ı diyebiliriz gibi gibi hep böyle ağır hisseler Ereğli'yi söyleyebiliriz. Bunların genel görüntüsüne baktığınızda primlenmiş, fiyatlanmış, yatırımcısını memnun etmiş kaç tane hisse var desem sadece Türk Hava Yolları'nı sayabiliriz. O yüzden aşağıda görmekte olduğunuz bu ve benzeri hisse senetlerinin bu endeksi artık lokomotif olarak taşıma gayretlerini izleyeceğiz. Endeks mühendisliği devam edecektir. İşte efendim Sasa'nın haftalık grafiğinde bizim teknik al sinyalimiz bugün itibariyle bugün almış olduğumuz tavanla birlikte gelmiştir. Ama maalesef o kadar yayın yapmamıza rağmen bu hareket burada teknik al sinyali geldikten sonra siz Sasa'nın hareketini göreceksiniz dediğimiz noktada vatandaşın 5 milyon notu gidip çatır çatır Bank of America'ya verdiğini görüyoruz. Yani burada Bank of America özellikle Sasa'da bugün %58,37'sini yani %60'ını 8.642.000 lot ile aldı arkadaşlar. Bu 8 milyon 642 bin lotun 5 milyon lotu küçük yatırımcının diğer kademede gördüğümüz küçük yatırımcının malı oldu maalesef.
Peki Sasa 8 milyon 642 bin lotu aldı. Hocam geçenlerde de adam 3,5 milyon lot almıştı. Hepsini geri verdi. Evet, piyasa mühendisliği, endeks mühendisliği için kullanıyor. Ama artık 43,72 ortalama ile almış olduğu 3,5 özür dilerim 8,5 milyon notu bu adam vermek istese kendine bir marj oluşturmak zorunda. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, şurası bir bölgedir. Bu adamın maliyeti 43,72'dir. Ve bu adamın elinde 8,5 milyon mal var ise bu adam kendine bir marj oluşturduktan sonra vermeye başlar ise şu orta bölgelerde bir yerde kar etme niyetinde olur. Yani önce yukarı sürmeli, yukarıdan yavaş yavaş kademeli bir şekilde yedire yedire sindire sindire bu malı ancak öyle boşaltabilir. Yani peki bu marj ne kadar olabilir? 43,72 maliyetli Sasa'nın kapanış tavan fiyatı 44,16. Peki 44,16 yeterli mi Sasa'nın 8,5 milyon lotunu çıkmaya? Ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sasa yarın da hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi gidelim Sasa'nın şeyine, son görüntüsüne. Bakın değerli arkadaşlar, Sasa'da bizim üstel hareketli ortalamalarımız da gelsin. Günlük grafiği açalım ve Sasa'ya bir soru soralım. Kaç tane ortalamanın üstüne çıktı? Bakın bir barda sadece özür dilerim, 50 günlük hareketli ortalamayı kırdığını görüyoruz. Bir defa Bank of America kesinlikle yarın ne yapıp edip 44,32'yi kırmak zorunda. EMA 200. Zaten bizim oluşturulacak marj dediğimiz nedir biliyor musunuz arkadaşlar? EMA 200 üzerine sürüp EMA 200 onayını geri almaya geldiği bölgeye Bank of America'nın alttan maliyetlenemediği tavana yakın bölgede maliyetlendiği malı yukarı sürerek yaklaşık şu bölgede kar realizasyonu yapıp ortalama takriben 45 seviyelerinde maldan çıkacağını düşünüyoruz. Bu kadar malı çıkabilmesinin tek yöntemi bu olacaktır. Bu da bizim EMA 200, 200 günlük hareketli ortalama kırılımı ve onayı anlamına gelir ki zaten bizi izleyen arkadaşlara hep şunu söylüyorduk. Şimdi burada 200 günlük hareketli ortalamamız nerede? Burada. Ortalamaları kapatalım. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ya bir Sasa'dan bu kadar bıktıysanız bekleyin şu gap kapandığı zaman çıkın. 47,84. Bakın Bank of America bu Sasa'yı 47,84'e kadar sürecek. Hepiniz de göreceksiniz. Hepimiz de şahit olacağız. 47,84 gap kapatma. Gap boşluğunda işlem yapma. Yani teknik analizin olmazsa olmazıdır. İşte bu kaçışlar kendine yeterli bir marj olacaktır. Bu marjı yaparken de piyasa yapıcı aslında ne yapmış oldu? Hem gap'i kapattı, hem gap bölgesinde işlem yaptı, hem de yeni formasyon oluşumuna imza attı. İşte burada yine güçlü kalmayı başaran EMA 200 üzerinde güçlü kalmayı başaran hisse yeni formasyonla yoluna devam edecektir ve gap boşluğunda bu şekilde piyasa yapıcı tarafından kapatıldığına şahit olacağız. Şimdi bizim Sasa'nın kritik dediğimiz destek direnç noktaları vardı. Özellikle şu bölgede bakınız, Sasa'nın girip burayı kırması biraz zor olur dediğimiz noktada orayı kırdık. Peki Sasa'nın şu yatay destek bölgesi de bizim geçilmesi gereken bölgeydi. Hatırlayın, formasyon bölgesiydi değil mi? Yani minor grafikte biz bu bölgede
bir sol omuz baş, çanak, kulp, her nerede derseniz sin formasyonu. Bir defa biz bu hedefi formasyon olarak gitmek durumundaydık. Tabii Bank of America bu işi biraz ayyuka çıkararak yaptı. Yani öyle tuhaf işler yaptı ki Bank of America bu şeyi geçebilmek için kendisine kırılım yaptığı bölge itibariyle yeni bir formasyon çizmiştir arkadaşlar. Bu yeni formasyonumuz da yeni bölgede şu şekildedir ve bu derinliği aldığınızda gap'i kapattığını göreceksiniz. Şimdi artık isterseniz formasyon bölgelerine gidelim. Bakın hani burada formasyon nereye çizilir dediğimiz noktada değerli arkadaşlar şurası bir formasyondur. Burası bizim formasyon varış hedefimizdir. Hemen alalım. Bu formasyon varış hedefiyle Sasa'nın hedefine yaklaştığını görüyoruz. Ama unutmayın Sasa bakın şu bölgede de bir basit düzeltme ile yeni bir formasyon oluşturdu. Bu bölgenin adı da başka bir formasyondur. Daha büyümüş, genişlemiş bir formasyondur. Burada formasyon içi formasyon yapısıyla Sasa'nın yeni varış hedefiyle böylelikle nereye gittiğini görüyoruz. Değerli arkadaşlar, gap boşluğunu kapatmaya gittiğini görüyoruz. Yani 48-49'lara doğru bir hareket gelecektir. Ondan sonra EMA 200 bölgesini net bir şekilde izleyeceğiz. Ama Cuma günü gelmeden, haftalık kapanış gelmeden MACD indikatörünün bu teknik al üretmesini memnuniyetle karşılamalı yatırımcısı. Bank of America'nın elindeki 8,5 milyon notu biliyorsunuz takasında 2 gün sürüyor, tutuyor hisseyi ama Bank of America'nın geçen gün SPK'ya başvurusu vardı. Takasında mal tutma izni, icazeti. Öyle bir izin de alındı. Yani tutabilir, isterse tutabilir. Bu malı bence sürecektir yukarı. Şimdi bir de Hektaş'a bakalım. Evet. Değerli arkadaşlar yine başrol kahramanımız Bank of America %50'sini aldı bu malın. 8 milyon 735 bin 651 lot aldı. Kapanış 21.60 tavan fiyatı. Adamın ortalaması 20.90'dır arkadaşlar. 20.92. Yine aynı bu bölgede de kendine bir marj oluşturmalı. 20.92 ortalamayla bu hisseden 21.60 kendisine yeterli marj değildir. Şimdi Hektaş'ın analizine gidelim. Değerli arkadaşlar Hektaş teknik düşen kırılımını yaptı. Bu tavanla birlikte öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Hem haftalıkta yaptı hem de günlükte hacimli çok net bir şekilde bu teknik düşen kırılımını yaptı. Hatta öyle ki hatırlarsanız yayınlarımızda şuna bahsetmiştik. Arkadaşlar bize bir boğa tuzağı kurduğu bölge vardı. Bakın şu bölge. Ben hatta teknik kırılımın burada olduğunu söylemiştim. Biz yine nizami olsun diye teknik düşen kırılımımızı bu şekilde çizelim. Hektaş artık burada ilk uzanacağı nokta 24.98 birinci Fibonacci seviyesidir. Belki burada bir sağ taraf arayışına girebilir. 24.98 bölgesi dikkatli takibimizde olacak. 24.98 sonrası sağ tarafa bir formasyon çizme eğiliminde olabilir Hektaş arkadaşlar. Şimdi Hektaş'ın da zaten teknik al sinyali haftalıkta MACD'de gelmişti. Hem dolar bazlı grafiğinde hem TL bazlı grafiğinde ciddi bir teknik al sinyali önümüzdeki günlere damga vuracağını düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de Ereğli'den bahsedelim. Ereğli'de teknik düşen kırılımı yaşamış durumdaydı ama yukarı gitmekte zorlanıyordu. Şimdi buraya dikkat ederseniz özellikle son dönemde HRC fiyatlarında bir yatay pozitiflik diyelim. Yatay pozitiflik var. Orada bir hareketlenme olması durumunda
Bu teknik düşen kırılımın gelmiştir. Lineer anlamda da gelmiştir. Logaritmik anlamda da gelmiştir arkadaşlar. Burada şimdi bizim logaritmik bir dönemden geçtiğimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Ereğli arkadaşlar bakın dikkat edin. Bugün ilk defa Fibo 786 yani 46.50 üstünde ilk defa net bir şekilde kapanış yaptı. Kapanış yaptı. Burada artık beklenti ne olmalı? 53, 55 ve yukarıları olmalı. Ereğli'nin de bu hareketini yapmasını bekliyoruz. Haftalık anlamda Ereğli'nin de şık bir şekilde bir teknik al sinyali var. Her yönüyle Ereğli'nin de bu endekse destek vereceğini bekleriz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, koz altında en son bir kap bildirimi gelmişti. Koz altında hisse geri alım programı ile ilgili belirlenmiş olan bütçenin artırılmasına yönelik bir kap bildirimiydi. Burada koz altının da haftalık teknik al sinyali geldi ve koz altın mevcuttaki teknik dip bölgesi itibariyle şu bölgede şöyle çizelim pardon. Bir formasyon görüntüsü. Bakın bir onay bölgesi şuradan onayını almış. 22-28 onayıyla birlikte ben koz altının da bu harekete eşlik etmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten çok geride kaldı. Çok geride kaldı. Bu önümüzdeki günlere bütün bu hisselerin damga vurmasını bekliyoruz. Bakın bir tane Fibonacci seviyesini geçti. Artık burada 28-08 hareketini bu endeksin impuls dalgasını oluşturmaya yardımcı olmaya adaydır koz altın tarafı da. Şimdi arkadaşlar bir de Aselsan'a bakalım. Aselsan'da da endeks 30 hisse senetlerimizde ciddi anlamda Aselsan'ın özellikle bu teknik kırılımı sonrası Aselsan bir şeye imza attı arkadaşlar. Aselsan neye imza attı biliyor musunuz? Dolar bazlı grafiğe. Geçen gün sanırım Twitter'da paylaşmıştım. Aselsan'ın artık gerçekten büyük resmine bakma vakti yaklaşıyor ve gerçekten yatırımcısını memnun edecek bir görüntü oluştu Aselsan'da. Hemen gidelim oraya. Haftalık grafikteyiz ve Aselsan'ın şu bölgede bakın Twitter'a attığım görüntü bu. Yaklaşık %81'lik bir marj. %81'lik bir marj. Değerli arkadaşlar, şimdi Aselsan'ın bu grafiğinde ne görüyorsunuz? Şöyle logaritmik tarafına gideceğim müsaadenizle. Arkadaşlar burada çok net bir kırılım gelmiştir. Ve bu kırılım 4 temaslı bir kırılımdır. Logaritmik anlamda altın oran üzerindeki fiyatlama yeni trend dalgasını oluşturur. Burada çok ciddi bir fiyatlama bekliyorum. Özellikle lineer anlamda da Fibo 50 seviyesi bugün ilk defa kırıldı. Cuma günü 1.77 dolar üzerinde kapanış yapmayı başarır ise önümüzdeki haftaya 2.04 hedefli yolculuğunu devam ettirecektir. Aselsan gerçekten bu endeksin impuls dalgasında damga vuracak hisselerden birisidir arkadaşlar. Evet bir de Türk Hava Yolları'na bakalım. Evet şimdi değerli arkadaşlar Türk Hava Yolları'nda bakıldığında biz burada gerçekten agresif bir yükseliş sonrası bir filama oradan tekrar bir filama yani ne yapıyor? Trendinde ve trendini devam ettirme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yani haftalık grafikte teknik tekrar ala geçti ki burada net bir şekilde şunu söylemek lazım. Arkadaşlar bizim bakın şurada küçük bir kertiğimiz var. Şöyle çizeceğim. Türk Hava Yolları buranın onayını aldı. Yani Türk Hava Yolları bu endekse hangi anlamda destek olacak? En basit itibariyle
Yani formasyon görüntüsü itibariyle Türk Hava Yolları'nın 346 yolculuğunda Türk Hava Yolları da bu endekse yaklaşık arkadaşlar %25'lik bir marj ile destek vereceğini düşünmek lazım arkadaşlar. Önümüzdeki günlere BIST 30 endeksinin ve BIST 30 hisselerinin şık ve genel kırılım görüntüleri göz kırpıyor. Göz kırpıyor. Bu da bizim endeksteki hareketimizin devam etmesi gerektiğini düşündürüyor. Evet. Evet, bugün aranızda katılma mutluluğu içerisindeyim. Tuncay Bey hoş geldin. Tuncay Bey bizim Twitter'da sıkı takipçimiz. Sağ olsun kanalımıza da geldi. Başımızın üstünde yeri var. Geçen gün şöyle hoşuma giden bir payla şey yazmış işte. Ben de hem mavi yaptım kendisini. Hem de Twitter'da da sağ olsun bizi destekliyor. Sağ olsun var olsun. Şimdi değerli arkadaşlar endeksle ilgili pozitif taraftayım. Şişede bir genel görüntüye bakalım. Şişe. Evet. Şimdi arkadaşlar şişenin artık bu bölgeden kurtulması lazım. Bir defa en son zirvesini referans aldığımızda şişe bugün ne yaptı? Tamam ben de varım dedi. Dedi yani bunu şişe bugün net bir şekilde haftalık, günlük hangi anlamda bakarsanız bakın. Şişe buradan gitti bir Fibonacci desteği yaptı. Gitti bir Fibonacci desteği yaptı. Gitti bir Fibonacci desteği yaptı. Gitti bir Fibonacci daha desteği yapmasın artık. Yani bunu yapmasın. Burada altın oran üzerine çıkan hareketlerde hızlı kaçışlar görebiliriz. Umarım şişe bilançosu da iyi bekleniyor. Bunu yapacaktır. Şişenin de bu endekse katkı sağlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Hedef 1 milyon üye. Yok be Tuncay Beyciğim ya. Bizim o kadar şeyimiz olmaz. Hani bizim kanalımız küçük kanaldır. Biz şey beceremiyoruz böyle mal pazarlamayı. Beni bir de öyle uzun vadeci olduğum için, uzun vade analiz yaptığım için öyle çok fazla istemezler. Hani şey yapsak mesela şöyle başlıklar atsak, tavan gidecek, %500 kazandıracak, işte tavan tavan gidecek hisseler yapıyorlar ya bazen işte neye bakıyorsun fiili dolaşımı %15, öyle bir yazı yazıyor ki vatandaş işte 7-8 tavan gidecek. İyi de kardeşim bu adam borsaya yeni gelmişse fiili dolaşımın ne olduğunu bilmiyorsa takasına bakamıyorsa hissenin FK'sı betası nedir göremiyorsa getirip de 500 bin lirasını bu hisseye koyarsa yandı bitti kül oldu. İşte biz bunu yapamayız. Bunu yapamayız. Hayırlısı olsun bakalım. Evet, Yeşim Hanım hoş geldiniz. Bakalım eyvallah. İmeo mu istiyorsun? Neden bir türlü kırılım gelmiyor? İmeo zamanında takibimizdeydi. Sonra unuttuk gitti. Şimdi Volkan abi, hisseye haksızlık etme. Hisse bu bölgede bir teknik kırılımını zaten yapmış. Bak şimdi. Şunu unutma. Bu gitsin. Buradaki formasyonun adı çanak kulp formasyonu. Burada bizim ilk etapta şu hedefi gitmemiz lazım. Bir sonra şu hedefi gidelim. Ama burası logaritmik grafik. Şimdi müsaadenle lineer grafiğe gidelim. Bak şimdi abi o beğenmediğimiz hissenin lineer grafiğindeki derinliği şurası. Ve bu varış hedefi fazlasıyla gelmiş. Şimdi hisse tekrar geri gelmiş. Bu bölgede ne yapıyor?
Dinleniyor. Bu dinlenme normal dinlenme. Zaten biz bu tarz impuls hareketlerin geri çekilme seviyelerine ne diyorduk? Altın oran. Şimdi altın orana gelmiş, çalışmış, sıralı olarak iki tane Fibonacci seviyesi geçilmiş. Ama bu şurada kendine bir şey oluşturmayacağı anlamı çıkmamalı. Yani bir alan oluşturmak zorunda kendine. Şimdi eğer burada bu hedefi gitmiş, fazlasıyla gitmiş, geri gelmiş, tekrar bir hedef giderse spek malı toplamışsa yapabilir. Ama bakalım Inveo'nun abi hissenin piyasa değeri bölü defter değeri 1.80. PK'sı 2.57. Bu şirket ucuz mu? Ucuz. Peki fiili dolaşımı kaç? %19. Şimdi fiili dolaşımı da uygun. Şimdi sermayesi 240 milyar iken net karı 3 milyar 877 bin 747 lira kar getirisi var. Yani sermayesinin kaç katı kar etmiş bu adam? Sermayesinin 12, 15 katı mı? 15 katı kar eden bir şirket. Yani yatırımcısıysan bekleyeceksin abi. Bekleyeceksin. Takasına gidelim. Malı gedik yatırım toplamış zaten. Değil mi? Gedik %83'ünü almış bu mal. %83 mal ne demek abi? Yani bu fiil dolaşımda mal yok ki. Bakın bu %83 mal şu demektir. Bu hissenin fiili dolaşımı %19 ya arkadaşlar. %20 diyelim. Sermayesi 240 milyon ya arkadaşlar. Bu 240 milyon sermaye demek 1 liradan 240 milyon not demektir arkadaşlar. 240 milyon not. Şimdi 240 milyonun %20'si fiili dolaşımdaysa bu da ne yapar arkadaşlar? 2 milyon 400, 4 milyon 800 bin not demektir. Bakın 4 milyon 800 bin notun takas tarafında gittiğinizde %83'ü gedikte. Yani dışarıda var yok 800 bin 1 milyon not var dışarıda. Siz bunun hissesini satmak, yani diyelim siz bu hisseye gittiniz, efendim aldınız 2000 not. Samimi söylüyorum, bir kademeye 2000 not yazın, böyle kolay kolay satamayacaksınız. Bakın ama hisse kötü demek değil. Burada haber gelir, bedelsiz olur, şu olur, bu olur. Bu şirket ucuz yoluna devam edebilir. Necdet abi hoş geldin. Eczacı yatırıma bakalım. Şimdi logaritmikte izliyorduk. Kanalımızdan bahsetmiştik. Regresyon kanalı kırılımı, orta bant direncine takıldığımızdan dem vuruyorduk. Gelinen noktada stop loss seviyemiz vardı. Altına sarkışlar olsa da haftalıkta bırakmamışlar. Halen pozitif tarafta. Artık burada son zirve düşüşünün Fibonacci altın oranı 295.75. 295 üzerine atabilir ise yarın bu orta bantı kırmaya gidecektir. Asıl fiyatlamayı o 350 üstünde yapması beklenir arkadaşlar. 350 üstünde yukarıya doğru sert kaçış beklenebilir. Şimdi bu eczacı yatırımı da bir görelim. Bir de bunların herhalde İkitelli'de ya da Mahmut Bey'de bir arazi işleri vardı. O arazi işlerinin satışı ne oldu, ne yaptılar bilmiyorum. Ses çıkmadı.
Şimdi temel tarafında bakıldığında bu hissenin PD bölü DD'si 3.34, FK'sı 19.74. Bir önceki 424 milyonluk karını görüyorum bir önceki bilançoda. Sermayesinin 4.2 katı kar ediyor şirket. Ne denilebilir? Yoluna devam etmesi beklenir. Şimdi takas tarafına baktığımızda İş Bankası'nda %63. Yani bizim bu yerli balinalar güzel mal toplamışlar. Bakın. Ve şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Bir konuya dikkat edin arkadaşlar. Genelde bu takaslarda gördüğünüz birinci ve ikinci sıradaki adamlar aynı kişiler olabilirler arkadaşlar. Olma ihtimalleri üzerinde durmanız lazım. İş Bankası ve Yapı Kredi eğer aynı kişiyse zaten %70'ini toplamış. Bu malın %70'i topluysa bu hisseyi de yukarı sürmemeleri için hiçbir sebep yok. Yatırımcısı sağlam, kararlı bir şekilde durmalı. Aracı kurum dağılımında bugün Bank of America 38.791 lot almış. Satış tarafında gel kızım gel. Gel kuzucum gel. Kız seni yerim ben. Ha. Sen ne istiyorsun? Neye geldin sen? Burada kim var? Gel bakalım. Heh, merhaba de herkese. Merhaba. Nasılsınız de. Nasılsınız? Ya siz sattınız sasaları. Ya siz sattınız ya. Neden sattınız sasaları de. Neden satıyorsunuz? Sasaları neden satıyorsunuz? Satmayın de. Satmayalım. Satmayın sasaları, bekleyin de. Bekleyin. Kazanacağız. Kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Tamam hadi el salla herkese. Çok seviyorum Çok sizi. seviyoruz sizi. Oo, hadi bakalım. Hadi git kızım. Anneye git koş, tamam mı? Hadi bakalım. Böyle yapma bak ben gel. Hadi gel ben görüşürüz. Babacığım. Hadi bakalım. Bak göreyim. Kendi böldü daldı odaya vallahi. Arkadaşlar pardon. Çok özür. Arada böyle kaynadık. Evet. Devam edelim mi? Rafet Bey çok teşekkür ederim. Bari abi sasa stabil duruyor. Kızın da var tabii. Eyvallah Erhan Bey sağ olun. Gençliğimi hatırladım demiş Rafet Bey. Eyvallah sağ olasın. Gençsinizdir daha ya Rafet abi. Evet CVK madeni görelim hocam. Eren Bey CVK maden bakalım. Şimdi arkadaşlar CVK madende öncelikle yatırımcısına şunu söyleyeyim. Bizim bu hissedeki beklentimiz nedir? Bu hissenin 946 yolculuğu başlayacak. Şart ne? Şart zirvenin geçilmesi, 538 üzerinde kalıcı olduğu sürece ilk hedefiniz 946 olmalı. Peki trendde mi hocam? Sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Arkadaşlar trendde olduğunu anlamak için ne diyorduk? Bizim trend çizgimiz nerede? Hemen şöyle atalım. Buranın üstünde trenddeyiz arkadaşlar. Şimdi bakın bizim bu son gelen çizgimizi trend üzerine yerleşen son gelen çizgide ne görüyorsunuz? Bir tobo görüyorsunuz. Bu tobo kırmış mı? Kırmış. Onayını almış mı? Almış. Şimdi sizi dökmeye çalışıyor. Dökülmeyin abi. Ha, trend çizgisi altına yani 429 altında kapanış görürseniz pozisyonlarınızı azaltın. Ama bu ise 538'i geçtiği an arkadaşlar 946 hedeflidir CVK maden. Takasında ne var? Takasında temel tarafına görelim. Piyasa değeri bölü defter değeri 10.05. Tabii sektör FK'sını bilmiyorum. Bakmam lazım. FK 38. Şimdi
Net karına baktığımızda güzel de kar yapmış. Mevcuttaki 42 milyar 42 milyonluk sermayesinin 10 katı kar yapmış. Allah bereket versin. Şimdi burada bu piyasa değeri bölü defter değeri ve FK şişebilir mi? Eğer bu bilançolar bu şekilde gelmeye devam ederse FK'ları düşeceği düşünülür ve bu açıdan da bizim verdiğimiz hedefler hayal olmaz arkadaşlar. Hisse senedi takasında Garanti Bankası'nda %14, İş Bankası'nda %13, yani mal toplu değil. Biraz zorlanabilir yukarı gitmekte ama hedefine gidecektir. Evet. Göknur Gıda. Mustafa Kumcu, Mustafa abi hoş geldin. Evet Göknur da hayırlı olsun. Artık Fibonacci'yi kırdı mı ona bakalım. Şöyle çizmeye çalışalım. Yok oradan tekrar 25.50 direncine takılmış Cengiz abi. Ya teknik kırılım var mı? Evet var. Teknik kırılım sonrası logaritmik kırılımını görelim. Yani ona da bakmakta fayda var. Logaritmik kırılımı da yapmış. Pozitif. Yani geriye ne kalıyor? Geriye şu kalıyor. Yarın 25.50'yi kırarsa 29.10 hayırlı olsun diyeceğiz. Evet arkadaşlar maç saati yaklaştı. Maç var. Arkadaşlar maç izleyecektir diye düşünüyorum. Bugün de arka arkaya birkaç gündür yayın yapıyoruz. Böyle kısa tutalım. Hakkınızı helal edin. İnşallah yolumuza devam. Hoş kalın, hoşça kalın. Galatasaray'ımıza başarılar dileyelim. Evet, eğitim şart. Hoş geldiniz. Mehmet Bayram, nazar boncuğu. Eyvallah. Sağ olun. Pekala arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek